Merhaba sevgili izleyiciler. Yine Tarım Analiz programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Tarım Analiz programında tarımın bütün sorunlarını masaya yatırıyoruz. Bugün de farklı bir konu ama önemli bir konuyla karşınızdayız. Tarımda çalışan kesimin sorunlarını bugün masaya yatıracağız. Konuğum ise Memur Sen Genel Sekreteri ve Toç Birsen, yani Tarım Orman Çalışanlarının Sendikası'nın başkanı, genel başkanı Sayın Günay Kaya. Evet Günay Bey, hoş geldiniz. Evet Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Expo Mine. Evet, bugün yine önemli bir konu demiştik. Gerçekten tarımda çalışan kesimden ve bunların sorunlarından bahsederken TARGEL aklımıza geliyor hepimizin. Aslında Memur Sen'in ve Toç Birsen'in orman çiftçisi de var, ormanda çalışan insanlar da, yani ormanda çalışan ve tarımda çalışan, daha doğrusu kırsalda çalışan herkesin sorunlarını ilgilendiren bir sendika Toç Birsen. Ama bugün gerçekten önemli bir konu haline gelen, sıkıntıları olan TARGEL'i konuşacağız sevgili izleyenler. Evet, Günay Bey, Toç Birsen ne iş yapar? Evet, teşekkür ediyorum. Levent Bey, Toç Birsen 4688 sayılı yasa kapsamında Tarım Orman Hizmet Kolu'nda faaliyet gösteren Memur Sen Konfederasyonumuza bağlı, bugün itibariyle de Tarım Orman Hizmet Kolu'nun yasa gereği toplu sözleşme bağlatmaya yetkili bir sendikası. Bugün itibariyle 37 binleri geçen üye sayısıyla Toç Birsen tarım orman çalışanlarının gerçekten haklı ve güçlü, haklı ve onurlu, güçlü sesini çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla sizin de özetlediğiniz gibi kırsal kesimde kamu hizmetini, devletin vatandaşa hizmet götürülen, Anadolu'nun da ücrasının en ücrasında hizmet götüren tarım orman çalışanlarının derdini, sıkıntılarını çözmek için gece gündüz çalışmalar yürüten, bu anlamda arkadaşlarımızın sorunu çözdükçe de örgütlenme bilincini ve örgütlülük gücünü artırmaya çalışan bir sendikayız. Bu 2012 yılına kadar toplu görüşmelere katılan bir sendika. 2010 tarihindeki 12 Eylül 2010 tarihindeki referandumla birlikte de Anayasa'nın 53. maddesinin değişmesiyle birlikte de toplu sözleşme bağlatmaya yetkili bir sendika. Dolayısıyla tarımda, ormanda ne kadar sıkıntı varsa bütün sıkıntıları sıkıntı dert olarak edinmiş. Size tabiri soracağız. Caizse çalışanın derdiyle dertlenen ve bütün bu sıkıntılardan kurtulmak için de mücadele veren bir sendika. Peki genelde şöyle bir kanı vardır. Sendika başkanları, tamam, o sektörü ile ilgili işte çözüm önerileri ortaya çıkaran işte kişilerdir, işte seçilen insanlardır ama Günay Kaya da sonuçta tarım sektöründe yıllarca hizmet etmiş. Tabii, birisi. Biraz da sizden bahsedelim. Ben tanıyorum gerçi sizi ama izleyenlerimiz de ben Günay doğrusu Kaya kimdir, Levent Bey, kendimden bahsetmeyi çok sevmem ama şunu söyleyeyim. Ben kendim Artvin Şavşatlıyım. Dolayısıyla Van Ziraat Meslek Lisesi'ni bitirdim 1986 yılında. Daha sonra Surunay Fakültesi'ni bitirdim. Sonra kaymakam olmak için kamu yönetimi okudum. 2002 yılında da TODAY'ı bitirdim. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın Van, Elazığ, Malatya, Urfa, Bingöl'de 19 yıl kamu hizmeti yaptık. En son Ankara'da Tarım Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün müdürüyken 2005 yılındaki Toç Birsen 3. olan genel kurulunda Toç Birsen genel başkanı olarak seçildim. O günden beri de sendikal faaliyetleri yürütüyoruz. Kamu görevlisi olarak Doğu'da uzun sene kaldığım için, hani Nasreddin Hoca attan düşmüş, bana merkepten düşeni getirin dedikleri zaman, biz de tabiri caizse sendikacılığa böyle bakıyoruz. Çünkü ben taşrada kaldığım zaman o sıkıntılarımın ne olduğunu bilirim. Şimdi bir arkadaş bana telefon açtığı zaman onun nasıl bir sıkıntı içinde olduğunu, nasıl bir şartlarda olduğunu iyi kötü empati kurarak ben yaşadım. Zaten önemli olan da bu değil mi? Dolayısıyla ya, o toprak, tabiri caizse o toprak kokusu var düşen sizde. Bir insan evet. olarak evet, evet. O arkadaşlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Hem Doğu'da hem Ankara'da çalıştığım için de bakanlığı hem merkezini hem taşrasını bildiğimi zannediyorum. Ya hem taşı toprağı biliyorsunuz hem yukarıdaki o yönetim sistemini biliyorsunuz. Yani emeğimiz var. Şimdi, öyle diyeyim, bir tecrübemiz sektörü, olduğunu tarım söyleyebilirim. Tarım sektörü diyoruz ya, tarım sektörü gerçekten bizim temel ana Eyvallah. Sektörümüz. Ülkemizin işte mevcut iklimsel coğrafi yapısı olsun, yani her anlamda baktığınız zaman, ürün desenine baktığınız zaman çok farklılık arz eden ve iyi bir, güzel bir ülkeyiz. Kesinlikle. Burada bu anlamda da tarımın bizim için önemi çok
fazla. Şimdi tarım biraz önce üreten var ama bu üretenle tüketen arasında bu üretime katkı sağlayan teknik personel de var sonuçta. Ziraat mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, veteriner hekimlerimiz, yine veteriner teknisyenlerimiz, ormanda çalışan arkadaşlarımız, orman mühendislerimiz gibi. Şimdi tabii bu insanların da hem sosyoekonomik düzeylerinin çok iyi olması lazım, çok bir de teknik bilgilerinin iyi olması lazım. Şimdi burada tarım konusunda ben TARGEL'den biraz önce de bahsettim, duyurdum izleyenlerimize. Gerçekten ülke tarımı için TARGEL projesinin bir önemi vardı ve bir proje olarak ortaya çıktı. Bu projenin çıkışını sizden istiyorum ben. Neden çıktı? İhtiyaç var mıydı? Çıkması için işte veya çıktıktan sonraki sistemlerini konuşacağız biraz sonra da. Önce neden çıktığını isterseniz bir sorayım ben size. Levent Bey, şunu arz edeyim değerli seyircilerimize. Tarımsal yayım, kırsal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biridir. Bu gelişmiş ülkeler için de böyledir, gelişmekte olan ülkeler için de böyledir. Siz kırsal kesiminizi kalkındırmadan topyekün ülkeyi kalkındırmanız da çok zordur. O bakımdan her ülkede kendi özel şartlarına, kendi spesifik durumlarına göre mutlaka tarımsal yayım yapmak zorundadır ki kırsal kesimi kalkındırabilsin. Şimdi biz kendi ülkemizin şartlarına baktığımız zaman zamana göre, mekana göre ve kendi ülkemizin şartlarına göre, sektörün gerçekliliğine göre yeni tarımsal yayın politikaları geliştirmemiz gerekiyor. Ancak bu, şunu asla ihmal etmeyelim ki bu politikaların çerçevesini belirleyen tarım sektörünün bizatihi kendi gerçekliliğidir. Eğer biz ülke şartlarına bakamazsak, tarım sektörünün gerçekliliğini görmeden kendi kafamızdaki teorik bilgilere göre, yani pratikten habersiz bir proje yürütürsek Levent Bey, o zaman karşılığını bulmaz ve bizim de projedeki başarımız da beklenen ölçüde yani olmayabilir. Yani genel bir projeyi Antalya, genel bir proje yaparsınız. Antalya farklı yakışır, Kars'a Ağrı'ya farklı şimdi yakışır. Şimdi onu arz etmeye çalışacağım evet. Biraz sonra. Evet, Türkiye gerçekten iklim özelliklerine baktığımız zaman dört mevsimi aynı gün içinde yaşayabilen ve ana iklim özelliklerinden ara iklimlerin yaşandığı çok dünyanın ender ülkelerinden biri. Bir bakarsınız bizim, mikroklima değil mi? İklim vardır yani her sonuçta şey var. Dağların arasında. Ara iklim ürünleri de Türkiye'de mevcut. Ana doğal iklimde. Anlamda baktığın zaman da Avrupa'nın endemik türlerinin başkentiyiz. Yani bütün Avrupa bir yanadır, Türkiye bir yanadır. Hatta Türkiye'yi bir tarafa bırakalım. Bir bölgemizi aldığınız zaman Avrupa'nın birkaç katı endemik türe sahibiz. Böyle bir zengin tarımsal potansiyelimiz vardır. Ama Levent Bey, nüfus karakterimize de vurgu yapmamız lazım. Kırsal nüfusa, tarımsal nüfusa baktığımız zaman ülkemizin Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet'in ilk yıllarında %87'lerde kırsal nüfusumuz var. Bu her geçen gün azalıyor. Bugün itibariyle de %27 diyenler var, 25 diyenler var, maksimum 29 diyenler var. 30 diyelim hadi biz. 30 diyelim. Dolayısıyla tarımsal nüfusumuz da, kırsal nüfusumuz da genel nüfus içerisindeki nüfusun hareketliliği içerisinde %30'lara gerilemiş. İşte TARGEL projesi, biraz evvel dediğim gibi, mutlaka her ülkenin kendi tarımsal gerçekliliğine, ülke şartlarına ve o günkü teknolojik yapıya göre mutlaka revize edilmesi gereken ve değiştirilmesi gereken. Başlangıçta adı olarak, proje olarak mükemmel bir proje aslında değil mi? Tarımsal yayım eğitim anlamına bakarsanız. Teorik olarak mesela bizim geçmiş hükümetler döneminde uygulanan tarımsal yayımı uygulama araştırma projesi TÜYAP projemiz var. Dolayısıyla orada kurulan köy grup tarım merkezlerimiz var. Bunlar o günün şartlarına baktığımız zaman bir bütçe ayrılmış ve o günkü tarım sektörünün gerçekliliğiyle de bir uygulama zemini bulmuş. Bu köy grubu ziraat teknisyenleri falan, o bahsettiğiniz TÜYAP, proje bu. TÜYAP evet. Projesi, evet. Tarımsal yayımı uygulama araştırma projesi kapsamında geliştirilen köy grup tarım merkezleri olarak kurulmuş. Şimdi orada Levent Bey, siz bir teknik eleman olarak bir insan olduğunuz, 100 milyon nöronlu sinir sisteminizin, derin ruhsal yapınızın olduğu, sizi bir makinenin parçası olarak görmüyor. Sizi bir sosyal bir varlık olarak, insan olarak algılıyor. Diyor ki Levent Bey'in o köyde kalabilmesi için bir konuta ihtiyacı var. Beğenirsin beğenmesin, dar geniş bir konut yapmış. Levent Bey mutlaka kamu hizmeti verirken bir büroya ihtiyaç duyacak. Yeterli bir donanım var. Bir büro, büro yapmış. Levent Bey köylüye ulaşabilmesi için bir motor altına koymuş. Efendim Levent Bey
zirai faaliyet olarak mühendisliğini icra edebilmesi için demonstrasyon amaçlı bir alan tahsisi yapmış. Yetkileri de var. Ve yetkileri de var. Mesleki olarak da o köyde çalışan Levent Bey ile il müdürlüğünde, ilçe müdürlüğünde çalışan meslektaşı Ahmet Bey arasında, Ayşe Hanım, Fatma Hanım arasında da hiçbir fark yok. Levent Bey de bütün mesleki yetkilerini kullanabiliyor. İl müdürlüğündeki, ilçe müdürlüğümüzdeki Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Ahmet Bey, Mehmet Bey de kullanıyor. Sadece Levent Bey'in farkı o köyde istihdam edilmesi, Ayşe Hanım'ın, Mehmet Bey'in farkı da il müdürlüğünde, ilçe müdürlüğünde, herhangi bir şube müdürlüğümüzde istihdam edilmesi. Dolayısıyla bu zaviyeden baktığımız zaman Levent Bey, acaba Targel teorik olarak çerçevesine bakarsak, baktığınız zaman bu anlamda değil şimdi mi? Şimdi Türkiye'nin gelişen şartları, değişen imkanları, şimdi eskiden bir köydeki Ahmet amcaya haber ulaştırabilmemiz için Levent Bey, buradan manyetoli telefonla Ahmet Bey bağlanacaktı. Ahmet Bey'e biz yarım saat, bir saatte ulaşacaktık. Ahmet Bey'e biz 1,5-2 saat sonra mesajımızı iletecektik. Ya da köyüne giderken stabilize yollar, arabamızın bütün amortisörleri zarar görecekti. Biz Ahmet amcaya, Ayşe teyzeye, Fatma ulaşmış teyzeye olur. Ulaşmış olacaktık. Ve nüfusun da %60-70'i kırsal kesimde yaşıyor. Şimdi baktığımız zaman şu anda tarım nüfusu, kırsal nüfus %25'lere gerilemiş. Ulaşım imkanları artmış. Teknoloji gelişmiş. Ahmet amca artık cep telefonu taşıyor. Ahmet amcaya ben bir mesaj ulaştıracağım zaman 2 saat beklememe, amortisörleri zayi etmeme gerek yok Levent Bey. Alo Ahmet amca, nasılsın? Sağlığın sıhhatin iyi mi? İyi. Şu konu var. Şöyle bir yenilik var. Bununla ilgili sizin aranızda bir çalışma yapalım mı? Öyle ya, ben oranın teknik personeliyim. Evet. Ahmet amcanın bütün arazisiyle ilgili benim bilgim var. Şimdi köyde ikamet etmek, köydeki köylülük, Levent Bey, efendiliktir. Şimdi köyde arazide çalıştığınızı düşünün. İş elbiseniz olacak, çizmeleriniz olacak. Belki çizmeleriniz çamurlu da olabilir. O tarlada o kılık kıyafet hiçbir ayıp değil. Ama düşünün ki o tarlada çalıştığımız kılık kıyafetle gelelim Yaban TV stüdyolarında program yapalım. Bu şık olur mu? Şimdi Yaban TV stüdyosuna gelirken kılığınız, kıyafetiniz asla çamurlu olmaması gerekir. Efendim ben köyde böyle duruyordum, burada da aynı kılık kıyafette durabilirim derseniz bu şık olmaz, bu doğru olmaz. O bakımdan biz bir şeyi planlarken bir eğitim almış insanla eğitim almamış insanın bir konuya yaklaşımıyla sorunu çözme metodolojisi arasında da farkın olması gerekiyor. Ya şimdi burada şu. Şimdi buradan şuraya geliyorum Levent Bey, sorunuzun üzerine. Eğer biz Targel projesini 1940'lı yıllarda, 1950'li yılların Türkiye'sinde uygulasaymışız, altyapısı itibariyle bu kadar altyapısı olmayan bir projeden kastetmiyorum. O TÜYAP projesindeki, birinci, ikinci TÜYAP projesindeki gibi gerçekten bir proje olarak tasarlanıp altyapı sorunu yaşanmayan bir proje ile eğer uygulama olsaydı, ben Türkiye'de bu projenin başarılı olacağını ve doğru bir proje olduğunu düşünürdüm. Ancak kırsal nüfusumuz azalmış, kırsal nüfusumuzun da özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgemizde de birçok köy boşaltılmış, nüfus iyice minimize olmuşken bizim yeniden köylere yerleşmemizi ben Toçbirsen olarak çok rasyonel bulmadık. Baştan beri bulmadık. Evet. Dolayısıyla Targel projesinin zamanlaması açısından, ülke şartları, tarım sektörümüzün gerçekliliği açısından mukayese ettiğimiz zaman teorik planlama açısından da Türkiye gerçekliliğiyle, tarım sektörümüzün gerçekliliğiyle, nüfus karakterimizin realitesiyle uyuşmadığını düşünüyoruz. Çünkü nüfusumuz, kırsal nüfus azalıyor. Şu anda tarım teknolojileri değişti. İki, biz köyde istihdama zorlayarak, çok özür dilerim, ben kendim köylü bir insanım. Köylü olmamdan da hep şeref duymuşumdur. O köyden ben çok şey kazanmışım. Ama köydeki Ahmet amca, Mehmet amcanın mantığı ve mantalitesinde bir insan kaynağı planlamasını yapmayı da doğru bulmuyorsunuz. Uygun şimdi, görmüyorum. Şimdi doğrusu. Şöyle bir şey başkanım. Doğru. Şimdi kırsal kesimin nüfusu biraz önce dedik %30'larda olduğunu söyledik. Şimdi ve burada biraz önce teknolojinin geliştiğini de söyledik. Artık insanlar uzaktan kumandayla, telefonla, bilgisayarla
sulama yapıyorlar, ekim yapıyorlar, biçim, yani dondur, işte ne bileyim hava durumlarıdır falandır filandır. Bunların hepsine haberdar oluyorlar. Hatta biraz önce yine söyledik, Akdeniz, Ege, Marmara bölgesi bu iklimsel açıdan polikültüre sahip bölgelerimizin dışındaki yerlerde insanlarımız tek ürün ekiyor, biçiyorlar. Çoğu şehirlerde dediğiniz gibi ne yapmış, tarlası orada ve kendisi ancak ekimden ekime, biçimden biçime gidiyor oraya. Şimdi böyle bir yerde tarımsal target personelini oraya yerleştirip o kişilerden çare beklemek çok sıkıntılı dediğiniz gibi. Ama şimdi bunun bir amacı olmalı. Yani 10 bini bulan sayısı var bu arkadaşlarımızın. Ve çoğu farklı farklı, işte 2010 yılında da yeni bir şey çıkardınız. Genelge mi çıktı diyeyim, yasa mı çıktı artık bilmiyorum. Siz anlatırsınız onu. Şimdi bu insanları neden istihdam ettiler o zaman? Yani bunu herkes bilmiyor muydu? Şimdi şöyle Levent Bey, biz 10 bin tane arkadaşımızın Tarım Bakanlığımızın muhtelif yerlerinde istihdam edilmesini mutlu olan bir sendikayız. Ama biz istihdam biçimine ve çalıştırılma şeklinin çok verimli olmadığına, çok etkin olmadığına, hatta bu arkadaşlarımızın bir ziraat mühendisi olarak, bir veteriner hekim olarak, su ürünleri mühendisi olarak, gıda mühendisi olarak mesleki fonksiyonlarını da çok yeterli şekilde icra edemedikleri için de kamu yararı açısından sundukları hizmetin kamu yararı açısından da çok ciddi eleştiriler getirdiğimizi söyleyebilirim. O zaman o eleştirileri madde madde sığlayabiliriz. Şöyle söyleyelim Levent Bey. Ne farkı biz var? Koç Birken olarak Targel projesine 5 bilimsel boyuttan bakıyoruz. Evet. Birincisi istihdam boyutudur. Ya istihdam boyutu doğru. İstihdam boyutu. Biraz sonra açacağım. Hı-hı. İkincisi sosyal güvenlik boyutudur. Üçüncüsü üretici çiftçi köylü boyutudur. Dördüncüsü Levent Bey, tarım sektörümüzün, tarım sektörü açısından Targel nedir? Ya faydası veya... Beşincisi de Tarım Bakanlığımız bir kamu kuruluşumuzdur. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın bilimsel, stratejik insan kaynağı planlaması açısından Targel nedir? İstihdam boyutuna baktığımız zaman 2004 yılında Köymer'le başladı bu proje biliyorsunuz. Bin köye bin tarım danışmanı. Köy merkezli tarımsal yayım projesi olarak başladı. Hı hı. Ve 1000 tane arkadaşımız istihdam edilecekti. Hatırladığım kadarıyla da 982 arkadaş istihdam edildi. 31 Aralık 2006'ya kadar Köymer devam etti. 1 Ocak 2007 itibariyle de Köymer lağvedilerek Targel projesi uygulanmaya başladı. Targel'le birlikte de arkadaşlarımızın sayısı artırıldı. 2500'er alım yapıldı. En son 2013 yılında da yeni alımlar yapılarak 10 bin arkadaşa tamamlandı. İstihdam açısından 2004 yılında o zamanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin IMF ile standby antlaşmaları olduğu için devletin bir taahhütü vardı. Diyordu ki ben yeni personel istihdam etmeyeceğim. Yeni personel almayacağım. Dolayısıyla sözleşmeli personel de kalıcı personel olmadığı için hukuken standby antlaşmasının kenarından dolanılarak bu milletin çocukları ihtiyacı olan yerlerde istihdam edilmeye çalışıldı. Bakanlığın bunlara ihtiyacı vardı ve ziraat mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz, su ürünleri mühendislerimiz istihdam edildi. Ancak daha sonra standby antlaşmaları olmadığı zaman bu arkadaşlarımızın 4-5 sözleşmeli olarak istihdamına devam edilmesini biz sendika olarak doğru bulmadık. Gerekçesi şu: Levent Bey, siz aynı üniversitede biz sınıf arkadaşıyız. Devlet sizi bu milletin evladı olarak 4A kadrosunda istihdam ediyor. Tarım Bakanlığımızın herhangi bir il müdürlüğünde. Beni de sınıf arkadaşı ikimiz, beni de 4B'li olarak istihdam ediyor. Veteriner hekim olarak köyünüzdeki bir vatandaşın hayvanı boğazına bir elma kaçtı, ayva kaçtı. Siz sondayla müdahale edip uygulama yapamıyorsunuz. İlçeye mi haber veriyorsunuz? İlçeye haber vereceksiniz. Şimdi bakanlık ne diyor? Diyor ki acil vakalarda bunu yapabilir. Yaptı arkadaşlarımız ve arkadaşlarımıza genel müdürlükten yazı gitti. Tekerrürü halinde sözleşmeniz feshedilecektir. Halbuki siz bir veteriner hekimsiniz. Onun için oradasınız. Ama Targel'de siz tarımsal yayım fonksiyonu icra ettiğiniz için orada veteriner hekim olarak klinik bir müdahale ya da bir cerrahi bir müdahale yapamazsınız.
Şimdi acil bir durum varsa yapabilir dense de. O ilişkiyi köydeki köy muhtarıyla Tarım İlçe Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar kurabilirler. Kurabilir. Ya o target personel orada bir olmasaydı. Peki veteriner hekim ne yapacak? Veteriner hekim sadece zirai yayın faaliyeti yapacak. Peki veteriner hekim mesleğinde zirai yayın faaliyeti kuşkusuz vardır. Ama veteriner hekim bir operasyona müdahale etmezse, enjeksiyon yapamazsa. Hatta isim vermeyelim, şöyle bir durum oldu. İl müdürlüğümüzün birinde Levent Bey, biliyorsunuz şap zorunlu aşılama kapsamındadır. Şap aşılaması yapılacak, evet. Bakanlık il müdürlüğümüzü sıkıştırıyor. Şu tarihe kadar bu aşılamaları bitirelim. Mevcut veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyeni, teknikeri arkadaşlarımızın da sayısı yeterli olmadığı için il müdürümüz Targel'deki veteriner hekimleri de enjeksiyon aşılama kapsamına dahil etmiş. Bakın orası teftiş kurulundan, teftişten geçirildi. Arkadaşlarımız çok ciddi cezalar alacaktılar. Ne yapmışsınız? Suçunuz şu. Veteriner hekim olarak yetki ve göreviniz yok şap aşılamasında enjeksiyon yapmışsınız. Ya böyle bir şey olabilir mi? Niye? Siz zirai yayım yapacaktınız. Halbuki siz bir veteriner hekimsiniz. Ya bu da aslında zirai bir... En basit bir enjeksiyonu bile yapamazsanız mesleki faaliyet olarak burada veteriner hekimlik mesleğinin nasıl saygınlığını muhafaza edeceğiz? Ya bu... Siz şunu diyeceksiniz. Ben veteriner hekimim ama Targelciyim. Ben yapamam, pardon. İl müdürlüğümüzdeki hayvan sağlığı şubesinden arkadaşlar gelsin yapsın. Zaten sayı yeterli olsa il müdürü yaptıracak. Değil mi yani? Ama size ihtiyaç var. Neticede bakın bu arkadaşlarımızın sözleşmeleri sonlandırılmak üzereydi. Bakın size şunu söyleyeyim. İnanın bunu dediniz ya siz. Ben bunu bilmiyordum. Bakın ya bu benim hatam değil aslında. Çünkü mantığıma uymadı. Şimdi bakın isim yine vermeyeyim. İsim yine vermeyeyim Levent Bey. Targel ile ilgili yüzlerce değil binlerce olumsuz örneğimiz var. Yani programın saati müsaade ben etse. Ben o şeyleri biliyorum aşağı yukarı gezerken arkadaşlarımıza rastlıyorum ama şu bahsettiğiniz olay var ya, veterinerin Targel görevlisi olarak işte Taşra'da görevlendirilen veteriner arkadaşımın bir iğne, bir enjeksiyon, bir ne bileyim hemen o erken müdahale sisteminde yapamadığını, artı bu aşılama işlemlerine katılamadığını duydum ya şimdi. Ben şaşırdım doğrusu. Öyle. Ben öyle zannetmiyordum. Mantığa aykırı bir şey yani. Şimdi dolayısıyla o veteriner onun için orada zaten. Şunun altını çizmekte fayda var Levent Bey. Bu çok önemli çünkü sendikal açıdan da bizim Toçbirken açısından da çok önemli. Targel kapsamında istihdam edilen bir veteriner hekimle Targel kapsamında istihdam edilen mühendis arkadaşlarla 4A statüsünde istihdam edilen sınıf arkadaşı meslektaşları arasında sosyal haklar açısından, özlük haklar açısından, en önemlisi de mesleki haklar açısından inanılmaz farklar vardır. Ya o nasıl demoralize eder o insanı? Şimdi siz düşünün ki veteriner hekimsiniz ama veteriner hekimlik mesleğini sizi tatmin edecek ölçüde icra edemiyorsunuz. Evet. Siz bir mühendissiniz, emsal sınıf arkadaşınızın il müdürlüğünde, ilçe müdürlüğünde yaptığı mühendislik fonksiyonlarını icra edemiyorsunuz. O zaman Targel personelin ayaklarına taş mı bağlandı? Taş değil, ayakları sicimle bağlanmıştır, kolları da bağlanmıştır. Ne kadar konuşabilirsen bağlı ayaklarınla ne kadar zıplayarak, koşarak peki, hizmet görebilirsen. Bu sorunuza karşılık ne diyor yetkililer? Biz bunu yetkili sendika olarak kurum idare kurullarına, toplu sözleşme masalarına, buradan Sayın Bakanlar çok iyi bilirler eğer izliyorsalar, hem Sayın Hayati Yazıcı Bey, hem Sayın Faruk Çelik Bey, ikisi de Günay Bey şu Targel ne olur söyleme. Bu Targel'i sıkıntılarını onlar da biliyorsunuz. Toplu görüşme masasının, toplu sözleşme masasının ana gündemine dönüştürdük. Niçin? Çünkü burada bir dram var. Levent Bey biz sadece çalışanlar boyutuyla bakmadık. Hani biraz evvel dedim ya 5 boyuttan bakıyoruz evet, biz. Evet. İstihdam boyutu illa da 4 ağlı niçin yapmıyoruz? Yetkililerin cevabı şu. Diyor ki ben bu sözleşmeli statüde istihdam edersem buna daha iyi iş yaptırıyorum. Niçin? Çünkü ziraat mühendislik kariyerine, veterinerlik kariyerine yakışmayacak şartlarda ve ortamlarda mesleki icra öyle ettiriyorum. Öyle düşündüklerini pek sanmam ama. Ama yani defakto bu defakto bunu söylüyorlar. Evet, onu yani sözlerinden bu çıkıyor. Peki 4 ağlı bir meslektaşıyla 4 belli insan arasında bu kadar farklı bir muamele. İki, buradan sesleniyorum. 10 bin tane arkadaşımız köylerde istihdam ediyor. Yetkililerin evlatlarını, bu 10 bin arkadaşımın en azından 9 bin tanesinin yerinde bir gece kaldıramazlar. Açık ya, söylüyorum. Yo, ben katılıyorum. Kimse size darılmasın. Bürokratlarımızın tamamına, Sayın Bakan'a buradan sesleniyorum. Siz kendi evladınızı
Bugün Targel kapsamında istihdam ettiğiniz arkadaşlarımızın görev yaptığı köyde evladınızı bir gün, kızınızı bir gün orada kalmasını gönül rahatlığıyla razıysanız benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben o konuda şöyle de hemen size destek vereyim. Bizi arayan arkadaşlarımıza, bize soru soran arkadaşlarımız var. Biraz önce dediniz kırsal kesim azaldı, nüfus azaldı şehirlerde, işte kış gününde kurtlar, çakallar var köyde. Tamam mı? O arkadaşım orada mecburiyetten kalıyor. Yani orada kalmak zorunda o sözleşmesi itibariyle. Diyor ben diyor silahlandım diyen arkadaşlar var. Tabii kesinlikle. Yani gece diyor işte yine bir mesaj geldi bir arkadaşımızdan. İsmini vermek istemiyorum. Diyor ben diyor yol kenarında kalıyorum diyor. Yani diyor her gece diyor korkuyorum diyor. İşte eşim başka bir yerde, ilde diyor ya ilçede diyor. Ya diyor korkuyorum diyor ben bir bayan olarak ya orada kalıyor. Bunların hepsini ben katılıyorum. Şimdi, ama bunun yani benim katılmadığım nokta şu. Ya bu anlatılıyordur. Sonuçta bir sendikal bir göreviniz var sizin de. Bunu yetkililerin verdiği cevabı çok merak ediyorum ben. Şimdi, gerçekten ya Sayın Tarım Bakanı Mehdi Eker'in verdiği cevap çok önemli benim için. Ne cevap veriyor bu konuda? Levent Bey biz hem bürokrasiye hem Sayın Bakan'a toplu görüşme masalarına, toplu sözleşme masalarına hatta çok açıkça söyleyeyim Sayın Başbakan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bu meseleyi taşıdık. Çünkü bu mesele Tarım Orman Hizmet Kolu'nun ana kronik meselelerinden biridir. Sadece çalışanlar boyutuyla değil Levent Bey. Tarım sektörü boyutuyla tabii da ki biz bunun acısını çekiyoruz. Çekeriz de yani. Tarım Bakanlığı'nın sunduğu kamu hizmetinin etkinliği, verimliliği ve bu hizmetin kamu yararının maksimize edilmesi açısından da sancı taşıyoruz. Bu arkadaşlarımız burada açık önemli. Yüreklilikle şunu ifade edeyim ki Sayın Müsteşar kadar, Sayın Genel Müdürler kadar bakanlığımıza bağlı, Sayın Bakan kadar biz bu işin kamu hizmeti boyutunun sancısını taşıyoruz. 10 bin tane insan genç, dinamik, mesleki heyecanı var Levent Bey. Kesinlikle. Ve bakanlığımızın da bu arkadaşlarımızın değil 10 binine her birine ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. Kesinlikle. Efendim biz bunları en etkili bir şekilde kullanacakken tutuyoruz. En verimsiz şekilde kullanıyoruz. Hayır mesleğe küstürüyoruz o insanları. Bir somutlaştıralım müsaade edersen Levent Bey. Barcelona takımı var. Barcelona'nın çok iyi bir futbolcusu Messi diye bir futbolcu var. Evet. Şimdi Barcelona'nın antrenörü tutun ki Messi'ye bir numara kalecilik forması vermiş. Şimdi Messi takımı kurtaracak, kupa kaldıracak, golleri atacak. Büyük bir talihsizlikle siz Messi'yi kaleci yapıyorsunuz. Futbolcular isyan ediyor, seyirci isyan ediyor, menajerler isyan ediyor. Antrenöre diyor ki teknik direktöre, ey be kardeşim bu adama siz forvet forması vereceksiniz. Orada görev vereceksiniz. Buna bir numara veremezsiniz. O Sayın Bakan mı bir numarayı veren o şu zaman? Anda Targel projesi, Targel projesi Messi'ye kalecilik değil. Messi'ye kaleci bile değil. Taç çizgisinin dışında şunu diyor. Sen top çizgi dışına çıkan topu futbolcuya at. Levent Bey, Messi'ye bu görevi veren antrenörün takımının maçı oynamasına gerek yok. Gerek yok. Skorboard bellidir. Doğrudur, doğrudur. Az bir şey futboldan anlayan tabii skorboardu görür. Bir de Messi'yi biliyorlarsa eğer, tabii Sayın Bakan da çok şimdi anlayışlı bir insan. Buradaki ikinci bölümde devam edelim. Arkadaşım birinci bölümde zamanımızın dolduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, sevgili Targel çalışanları, ikinci bölümde sizden gelen sorularım var. Bu soruları Sayın Başkan'a ileteceğim. Ve sizin sorunlarınızı çözmek için neler varsa öngörülerimiz ikinci bölümde burada başkanla konuşacağız. Kısa bir aradan sonra.